Hayırlı sabahlar kıymetli seyircilerimiz. Yeni bir programla yine karşınızdayız inşallah. Ali Demirel abimizle sorularımızla başlayacağız inşallah. Hoş geldiniz Ali abi programımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim Amine Hanım. Nasılsınız? Elhamdülillah abi, Allah razı olsun. Başımızı da olduk biz. Buralarda biraz daha hayat normale dönüyor. Bilmiyorum Almanya'da nasıl. Çok şükür daha iyiyiz diyelim yani. Burada da yavaş yavaş artık pandemi sürecinin kalkma emareleri görülmeye başlandı. İnşallah Cenab-ı Hak bu belayı uzak etsin bütün dünyadan Amin. diyelim. Amin abi inşallah. Ali abi ben zamanımız kıymetli maalesef sorumuzu sorayım. Şöyle bir soru gelmiş abi. Genelde çok da takılan yani çok aslında sorulan da bir soru bu. Hani malum işte dünya hayatında yaşıyoruz ve çok haksızlıklar, zulümler görüyoruz. Ama bir yandan da biz Allah'a inanıyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi de adil, adaletli olması. Yani bir yanda zulüm var, yani haksızlık var, bir yanda adalet var. Bu ikisini nasıl bağdaştırabiliriz? Yani Cenab-ı Hak hem adil, neden peki bu dünyada zulüm olmasa izin veriyor diye bir sorusu olmuş. Ne deriz böyle bir soruya, nasıl cevap veririz? Estağfurullah Amin. Öncelikle şu konunun altını isterseniz beraberce bir kere daha çizelim. Bir kere daha çizmemizde fayda var. O da şu. Dünyada yaşamış olduğumuz bu zulümler, soruda ifade edilen hastalıklar ve belalar sadece ve sadece esasını düşündüğümüz zaman ortalama 60, 70 ve 80 olsun. Bu 60-70 senelik bir yaşam sürdüğümüz bu maddi dünya ortamı için geçerli. Öyle mi öyle? Son nefesimizi verdikten sonra ve gerçek dünyaya göçtükten sonra ortada ne hastalık kalacak, ne korona kalacak, ne dünya derdi kalacak, ne de ayrılık acısı hiçbir şey kalmayacak. Ya o zaman sonsuz bir yaşam ile 60-70 senelik bir yaşam arasında nasıl bir kıyas yapabiliriz? Yani bu kıyas doğru mu? Öncelikle bunu soralım. Dolayısıyla ahiret yaşamı için tasalanmak yerine esasında okyanusta bir damla kadar bile yer kaplamayan dünya hayatındaki sıkıntılara takılıp kalmak ne derece akılcıdır? Bunu izleyenlerimize sormak isterim. Bizler bu maddi dünyamızda başımıza gelen sıkıntılara üzülüp ağlarken sonsuz ahiret hayatımıza maruz kalabileceğimiz gerçek sıkıntılar için acaba ne kadar tasalanıp ağlayabiliyoruz? Bu soruyu da araya sıkıştırmış olalım. Yine bir soru daha var, onu da soralım. Bu dünyada başına bir bela geldiği için Allah'a haşa isyan ederek feryat eden bir kul, kadirde ve ahirette maruz kalacağı sıkıntılara da feryat edip ağlama hakkını kendinde bulabilecek. Yoksa Allah'ın kendisine verdiği her musibetin arkasında kendisini idrak edemeyeceği bir hikmet olduğunu düşünerek sabredip Allah'a şükretmek suretiyle sonsuz hayatında mutlu olma yolunu tercih etmesi daha mı akıllı olacak acaba? Sorular. Madem soruyordu bir tane daha soralım o zaman. Efendim bugün sorularla başladık. Okyanustaki bir damlanın mesela bir damlanın mı yoksa koskoca okyanusun mu yok oluşuna üzülmek gerekir? Yani kısacık geçici fani bir yaşamdaki bazı sıkıntılara tahammül etmek suretiyle sonsuz ahiretimizi kazanabiliyorsak işte hangisi daha karlıdır? Evet, dolayısıyla Allah'ın adalet meselesi burada önemli ve bununla alakalı şu hususun altını bir kere daha çizelim. Şunun kesin olarak bilmemiz lazım. Allah adildir. Ve kainattaki her şeye adaletle muamele eder Cenab-ı Hak. Yerçekimdeki dengelerden, okyanuslardaki tuz ve oksijen oranlarına veya bir sineğin rızkından, evet, bir solucanın besinine kadar her mahlukata rızık hakkını Cenab-ı Hak verir. O adildir elbette. Eğer adaletsizlik olarak algılanan bir şey varsa bu, dikkat lütfen buraya, Allah'tan değil tam tersi bilakis insanın cahilliğinden ve olayların bütünlüğüne hakim olmasındaki acizliğinden kaynaklanan bir durum. Nasıl yani? Mesela bir insanın maddi fakirliğine isyan ederek, örnek veriyorum, zengin olanlara gıpta etmesi ve bu durumu adaletsizlik olarak algılaması, yani bu Rabbimizi bağlamaz. Bu, o insanın fakirliğin altında yatan hikmet ve hayır perdesini görmesindeki adeta körlüğünden kaynaklanan bir durum. Ayrıca fakirliğine mesela sabır göstermeyip ihsan etmek suretiyle böyle göz göre göre hem bu dünyasını hem de ahiretini bir cehenneme çevirir insan. O yüzden mesela fakirliğine razı olarak Allah'a şükreden bir insan hem bu dünyada yediği her lokmanın değerini idrak ederek mutlu olur esasında hem de sonsuz ahiret hayatını kazanmış olur isyan etmezse. Ve bu noktada fakirin imtihanına esasında zengine göre çok daha kolaydır. Ve fakirlik çeken birisi, yani örnek fakirlik diye aklıma geldi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
Fakirliği çeken birisi Allah'a isyan etmeyip sabırla tevekkül etmek suretiyle Allah'a şükrederse ve kulluğunu ihmal etmezse rahatlıkla cenneti kazanabilir. Ne kadar güzel. Dolayısıyla zenginin imtihanı çok çok daha zordur. Zengin olan kişi elde ettiği para ve mal varlığının mesela gerçek sahibinin Allah olduğunu ve bu varlığın kendisine geçici bir süreliğine emanet edilerek gerçek ihtiyaç sahibi ve yetimler ile paylaşılması gerektiğini unutsa mesela ve parasını zevk ve sefa yolunda harcarsa belki bu kısa dünyada yani çok mutluymuş gibi gözükebilir ve gıpta ile bakılan bir hayata sahip olabilir belki tamam ancak olaya ahiret bazında baktığımızda böylesine bir insan bitmiş hatta Allah korusun helak olmuş acınacak bir haldedir diyebiliriz. 3 günlük Bunu, dünyada. Evet. yani biz Ali abi olayının bütününe bakmadığımız için aslında bunu bir açıdan haksızlık ve zulüm olarak görüyoruz, öyle mi? Yoksa yani Tabii o ki aynı gibi. zenginin sadece bu dünyadaki yaşadığı güzel ferah hayatı görüp diyoruz ki bize haksızlık yapıldı. Halbuki ahireti ve bütün hayatını içerisine alarsak o insanın bütün bir şekilde bakarsak bunun bir haksızlık olmadığını göreceğiz Yani hepimiz. çok güzel dediniz. Hani var ya toplumda çok güzel moda bir tabir. Hani fotoğrafın geneline bakma meselesi. Fotoğrafın geneline bakamıyoruz maalesef. 3 günlük dünya zevki için sonsuz ahiretini feda ederek mesela az önce ifade ettiğim insan yani kendi hayatını maalesef feda etmiş demektir yani ahiret hayatına yani yok etmiş demektir, helak olmuş demektir. Yani o kendisine ait olduğunu zannettiği para, mal, mülk onunla böyle kabir kapısına kadar bile gelemeyecektir malum. Ve böylesi bir insan ölüp de böyle gayb perdesi açıldığında ne bileyim öylesine büyük bir pişmanlığa düşecektir ki tekrar dünyaya döndürülüp fakir bir hayat yaşamak ya da ne bileyim tüm zenginliğin ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek için adeta yalvaracaktır. Kur'an zaten bize bunu söylüyor. Dolayısıyla olaylara az önce siz de ifade ettiniz. Dünya gözlüğüyle değil de ahiret gözlüğüyle baktığımızda hangisi daha büyük bir lütuftur? Fakirliğine tahammül ederek hem bu dünyayı hem de ahireti huzurlu kılmak mı? Yoksa zenginliği kendine ait sanıp hem bu dünyayı hem de ahireti tehlikeye atmak mı? Evet, çok açık. Görüldüğü üzere Rabbimizin adaleti kapsamında çok gıpta edilen bir maddi zenginlik büyük bir şerre, çok kaçınılan bir fakirlik ise büyük bir hayra dönüşebiliyor işte. Ve tek yapılması gerekli olan şey ne? Sabır ve tevekkülü elden bırakmamak. Aynı durum bir örnekten verelim mesela. Sağlık sorunları için de geçerli. Evet. Mesela ayağı olmayan bir kişi. Sadece örnek veriyorum. Bedensel eksikliğinden dolayı Allah'a ve kaderine isyan edeceği yere bu durumun gaybi boyutta ne gibi hikmetlere vesile olabileceğini düşünse, sabır gösterse, inanın kulluk mertebesini sağlam insanlara göre çok daha fazla yükseltmiş olur. Mesela ayağını kaybetmeden önce, yani yanlış bir şey, zina yapmaya çok meyilli olan bir genç ayağını kaybederek bazı acılara maruz kalsa da ama zina günahından arınarak sonsuz yaşamını mesela kazanmış olabilir. Ne bileyim gıybet çok seven bir insan düşünün dedikoduyu. Konuşma yetisini kabiliyet yitiren bir rahatsıza yakalandığında mesela konuşamaması onun için büyük bir hayra vesile olabilir. Dolayısıyla bu aciz kullar olayların perde arkasını ve hikmetlerini biz aciz kullar göremeyebiliyoruz. Burada aklımıza yine Kur'an'ın bize anlattığı Hazreti Musa ve Hazreti Hızır'ın o yaptıkları yolculukta Hızır Aleyhisselam'ın masum gibi gözüken bir çocuğu öldürmesinin arkasındaki hikmet perdesini malum görememişti Hazreti Musa Aleyhisselam ve neredeyse adeta günaha düşecekti. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı adil olduğunu ve kullarını çok sevdiğini bilen bir kul efendim başına ne gelirse gelsin Allah'ın boşa bir iş yapmayacağını ve başına gelen şeyin kendi hatasından ve hayra yönelik başka bir sebepten kaynaklandığını mutlaka bilir veya bilmeli. Bir alacı çekse bile isyan etmeyip asla sabır göstermesi lazım. Şu hususu ben altını çizmek isterim müsaadenizle. Bizler bu dünyada ne yaşıyorsak, ahiret yurdumuzda neler yaşayacaksak, bu Rabbimizin ilahi adaleti kapsamında adildir Rabbimiz. Ama bizler olayı sadece az önce ifade etmiştim. Bu dünya boyutundaki at gözlüklerimizle bakarak işin ahiret boyutunu unutursak o zaman adaleti idrak etmemiz elbette mümkün olmayacaktır. Bu nedenle şunu kesinlikle ama kesinlikle aklımızdan çıkartmayalım lütfen. Bu dünyada karşılaştığımız ya da şahit olduğumuz akla gelebilecek en iğrenç, en zor, en tahammül edilmez, en vahşi olaylar
dahil her şeyin mutlaka ilahi boyutta bir karşılığı vardır ve bir sebepten dolayı vuku bulmuştur. Rabbimiz bu dünya için olmasa dahi ahireti gözeterek bu olayın olmasına izin vermiştir ve ifade etmiştim, büyük resmi ancak Allah görebilir, biz göremeyiz. Belki de o yüzden acele ediyoruz. Her yapılan zulüm, işkence, adam kaçırmalar günümüzde olduğu gibi, her türlü hak ihlalleri, suistimal, ya bu dünya ya da ahiret yurdunda bir hurma çekirdeği kadar dahi hak sahibi olmadan karşılığını mutlaka bulacaktır ayette. Ve kimsenin kimse üzerinde zerre kadar bir hakkı dahi kalmayacaktır ve tüm zulmedenler yaptıkları zulmün, tüm mazlumlar da çektikleri zulmün karşılığını adaletle ahirette elbette bulacaklardır. Zalimler zulümlerinin karşılığını ahirete bırakıldığı için büyük bir pişmanlık ve korku duyacaklar. Mazlumlar ise haklarını maddi dünyanın geçici atmosferine değil de sonsuz ahiret yurdunda elde ettikleri için çok memnun kalacaklar ve elbette Rabbilerine şükredeceklerdir. En büyük zulümlere maruz kalan masum insanlar, günümüzde olduğu gibi yavrucaklar, efendim çocukları kastediyorum, sonsuz ahiret yaşamlarında bu dünyada maruz kaldıkları muamele ve işkenceleri hatırlamayacaklardır bile esasında. Ve Kur'an'da... Ali abi genelde ona çok takılmıyor mesela, bir çocuğa yapılan bir zulüm, bir taciz diyelim ya da farklı suçlar, hani onun iradesi yok, neden Allah haşa böyle bir şey izin veriliyor deniliyor. Ya ben özellikle soruyorum çünkü hani net bir şekilde soruluyor ya abi, o yüzden siz zaten anlatıyorsunuz ama daha böyle üzerine bir altını çizmek bile denir, o şekilde çizmiş olalım. Yani işte insanlar zulme maruz kalıyor, işte bayanlar olsun, çocuklar çaresiz, zayıf, ya da savaşlarda insanlar ölüyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar zalimlerin elinde. Hani bunların suç günahı ne, neden böyle oluyorlar dediğiniz gibi, ama Cenab-ı Hak bunları ahirete yönelik belki onların acılarını hissettirmeyecek. Evet, zaten Kur'an'da bunu Cenab-ı Hak ifade ediyor. Bu dünyada maruz konulan, az önce ifade ettiğiniz muameler, efendim işkenceler veya tacizler hatırlamayacaklar bile ve Kur'an'da Rabbimizin ahirete göçen insanların, kişilerin bismillahirrahmanirrahim ki ennehum yevme yevravneha lem yelbesu asiyetine duhaha, yani bu dünyada bir kuşluk vakti kadar kaldıklarını zannedecekleri gerçeği Kur'an'da ifade ediliyor zaten. Öyleyse bize düşen şey ne? Er ya da geç, gerçek adaletin tecelli edecek olmasının gönül rahatlığıyla, cümleyi bir daha kullanmak istiyorum, er ya da geç, gerçek adaletin tecelli edecek olmasının gönül rahatlığıyla beraber sabır ve tevekkül içerisinde bir hayat sürmek, Allah'ın büyük resmi hakim olduğunu bilerek ona güvenip dayanmaktır. Öbür türlü sallar korusun isyanlar, kendim daha kötülükler, bir takım hayal kırıklıkları ve en sonunda da insanın tamamen moralini ve canını sıkacak olan bir takım olaylar zincirine bizi götürebilir. Allah böylesi bir akıbetten tabii ki bizleri korusun. Evet. Amin. Allah razı olsun abi. Yani Cenab-ı Hakk'ın adaletiyle zulümleri bu dünyaya bakarak bağdaştırmaya çalışırsak bunu yapamayız. Genel olarak sizin hani toparlayacak, özetleyecek olursam bütün anlattıklarınızı, bütününe bakmak gerekiyor resmin. O zaman tam yerinde olduğunu o zaman göreceğiz ve anlayacağız inşallah. Bir kul olarak takılmayacağız inşallah. İkinci soruma geçeyim ben Ali abi. Şöyle bir soru sorulmuş. Yani malum işte meşhur bir söz var. Cin afyondur gibi bir söz var. Cin afyon mudur? Yani böyle bir yönü var mıdır? Yani hiç mi sorgulayamayız? Bize verilmiş, bizi sadece bunu yap, şunu yap şeklinde itaat edilen, tamamen aklımızı geri planda bırakmış böyle bir sistem bütünü müdür din Ali abi? Evet, o çok ilginç bir soru. 3-5 cümleyle şöyle cevaplandırmaya çalışalım. Din, Amine Hanım, eskiden beri önemli olan ve günümüzde de önemini artırarak devam eden önemli gerçekliktir. Din diyorum, sadece İslam değil bu. Evet. Tüm dinleri kastediyorum. Din bu noktada insanın inanma ihtiyacıdır diyebiliriz. İnsan içinde inanma ihtiyacını barındıran bir varlıktır. Yani bunu Rabbimiz her insanın içerisine zaten koymuştur. Bu noktada dinin toplumu şekillendirdiği dönemlerde din, yani yüzyıllar öncesini kastediyorum, en önemli, en etkin bir güçtü eskiden ve insanlar akılla bulacakları birçok konuda bile dine bakmışlardı geçmişte ve dine önem vermişlerdi. Bundan dolayı da din adamı olmak toplumlarda eskiden en önemli bir statü, bir mevkiydi. O yüzden din adamları toplumları istedikleri gibi yönetiyor ve şekillendiriyorlar. Hatta hükümdarlar ve din adamlarına çekiniyorlardı. Bu durum ne zaman?
Reform ve Rönesans dönemine kadar devam edecek dünya tarihinde. Yani yaklaşık 15 ve 16. yüzyıllara kadar diyebiliriz. Bilimsel gelişmeler ve buluşlarla din yavaş yavaş baktığımız zaman geçmişe, insanlık tarihine veya dinler tarihine gücünü kaybetmeye başlıyor. Ama o zamana kadar hep etkin güç din, kilise ve din adamları şeklindeydi. Ne zaman Karl Marx denen şahıs dinin bu yanlış etkisinden dolayı da o ünlü sözünü az önce ifade ettiğini dile getirecek ve din afyondur diyecek. Yani din insanları afyon gibi etkiler, onları sarhoş eder ve istediğini insanlara yaptırır şeklinde. Şimdi Marx'ın bu sözünü ateizmle birleştiren günümüzdeki bir takım aydınlar ve entelektüeller, bir takım insanlar ve birçok kişi diyelim, ona da karşı cephe alarak dinin afyon olmadığını ispat etmeye çalışmışlar zamanında. Yani inanma ihtiyacı, öte dünya düşüncesi az önceki soruda vardı ve inancından dolayı insanlar hep dinlere öteden beri meyilli olmuşlar. Peki bunda haklılar mı? Evet haklılar çünkü bu içimizde olan bir şey. Yani buna karşı yaşamaya çalışsak da başaramayız. Yani dine inanmak isteyenler bile mutlaka inanacak bir şeyler ararlar ve bulurlar. O zaman Evet, burada ben bir promosyon yapıyorum da Ali abi. bir Orada okumuştuk. Yani dünya tarihi boyunca hiçbir toplum bulamıyorlar zaten. Muhakkak her toplumun muhakkak bir dini inancı olmuş. Yani bu işte batıl da olabilir, hak olabilir, olmayabilir işte. Ama yeri gelmiş bir tane çiçeği onu bir tane yerine yani bir şey yerine koymuşlar yaratıcı ama muhakkak bir dini inancı olmuş toplumdan. Yani hiçbir toplum bulunamamış dini inancı olmayan zaten. Yani bu dediğiniz gibi bir gerçeklik yani insanların ihtiyacında olan, yapısında olan mı diyelim? Evet, Allah'ın Ve bu da içimize koyduğu bu araştırmalarda görülen bir şey zaten. fıtri bir ihtiyaç bu. Ancak ben burada konuyu şuraya bağlayacağım. Yani Marx'ın din afyondur veya şimdi belki gençler morfindir falan diyorlar ya. Yani gerçekten Marx'ın ifade ettiği bu cümle bütün haksız mı sizce? Yani Marx burada acaba doğru söylüyor olabilir mi? Elbette yani Marx'ın ben acizane yani bu sözün içerisinde bir doğruluk payı olduğunu görüyorum. Neden? Geçmişte baktığımız zaman dinin gerçekten de bir afyon gibi kullanıldığını görüyoruz. Yani insanları kandırmak için mesela dinler kullanılmış, efendim onları korkutmak için, onları bir göreve kanalize etmek için, mesela Hacı Seferleri aklımıza gelsin, ondan suçlu kılmak için, ödüllendirmek gibi bütün fiillerde hep dinlerin kullanıldığını görüyoruz. Bu doğru yani esasında. Peki dinimiz İslam'da bir din olduğuna göre İslam'da afyon mudur? Haşa. Haşa. Evet, İslam bir dindir ama sadece İslam bir din değil. Lütfen dikkat bu ifademe. Hayatı endeksli, hayatın tamamını kucaklayan ve hayatın içinde bir dindir İslam esasında. Tabii anlayabilene, tabii daha doğrusu dini yaşayabilene. Neden böyle diyorum? Çünkü çevreye, ülkelere, Müslümanlara ve dünyaya baktığımız zaman gördüğümüz manzara böyle olduğu için çok rahat açıkça bu cümleyi kullanmak istedim müsaadenizle. İslam dinimiz inancı, dini, ibadetleri, psikolojik, sosyolojik, bilimsel tavsiyeleri de içinde bulunduran bir yaşam biçimidir. Hayatın ta kendisidir İslam. Bundan İslam farklı görmeye, anlamaya ve yaşamaya çalışırsanız eğer İslam da Allah korusun diğer dinlerin konumuna düşebilir. Ve Allah korusun afyon haline alabilir. Lütfen bu ifadelerden kimse rahatsız olmasın. Samimi bir Yani şekilde şöyle evet. Ali abi yöneticiler de kullanması da buna girer mi peki? Yani hani dini figürler, İslami şeyler bazı yöneticiler tarafından da kullanılabiliyor. Hani kendi iktidarlar için, kendi ne diyeyim belli şeyleri devam ettirmek için maalesef hani dindarmış gibi gözükerek farklı şeyleri bence sömürülebiliyor o zaman. Hani bunu da buna dahil edebilir miyiz o zaman? Edebiliriz tabii ki. Madem sorun için beni tahrik de ettiniz, o zaman birkaç cümle söyleyeyim bu konuda müsaade edinizse. Mesela şu an çevremize bakalım, İslam alemine bakalım. İslam alemde bir alem varsa, Müslümanlara bir göz atalım ve düşünelim gerçekten. Ve günümüzde bazı din adamlarının dinden nasıl rant elde ettiklerini düşünelim. Hatta bir adım daha ileri gidelim. Dedim ki beni tahrik ettiniz. Ve isterseniz biz bugün dünyada sözün tam da burası şu soruları soralım. Mesela günümüzde Müslümanlar okumaya, ilme önem veriyorlar mı? Daha önce bu soruyu sormuştunuz bana. Hayır. Peki İslam'ın ve Kur'an'ın ilk emri ne? Oku. Nerede o zaman okuma? Müslümanlar günümüzde basitçe yalan söylüyorlar mı? Yolsuzluk yapıyorlar mı? Haksızlık yapıyorlar mı? Kadınları, çocukları haksız bir şekilde hapse atıyorlar mı? Evet. Peki Kur'an ve İslam
bize dost doğru olun, adaletten ayrılmayın diyor mu? Diyor. O zaman nerede? Allah Resulü emin, güvenilir bir insan değil mi? Peki nerede o zaman? İslam ve Kur'an ne diyor? Mesela hukuk ve insan hakları diyor. Kişisel hayatın kutsallığı diyor. Suçun şahsiliği diyor mesela. Nerede şimdi? Bugün dünyada insan hak ve özgürlüklerin ayakta alındığı ülkeler hangi ülkeler? Soruyorum size. İslam denilen ülkeler. Evet. Mesela faiz haram diye Müslümanlar faiz alıp veriyor. Hatta faizli kredilerle cami yaptırmıyorlar günümüzde. Bir sürü bakın Türkiye'nin her tarafına koca koca camiler yapılıyor. Evet. Peki faiz hani haksızlık hani bu parayla ibadet yapılmaz cami yeri, efendim ibadet yeri yapılmazdı. Yapılıyor mu? Yapılıyor işte. Hatta günümüzde bazı böyle insanlar da ekranda YouTube'da böyle yaptıkları videolarla siz de bunu izliyorsunuz. Açık bir şekilde bunları efendim delili bir şekilde ifade ediyorlar. Yani dolayısıyla bunlar sıkıntı. Başka bir soru. İslam'ı kullanarak bazı çevrelerde kadınlara baskı uygulanıyor mu? Evet. İslam ve Kur'an kadınlara baskı uyguluyor mu? Ya da Efendimiz'in hayatında bunu görüyor musun? Hayır. Allah tam tersi kadın hak ve özgürlüklerini tutmuş, yukarı kaldırmıştır. O zaman bu çelişki değil mi? Efendim İslam kullanılarak başka din mensuplarına düşmanlık yapılıyor mu günümüzde? Evet. İşte İslam ve Kur'an başka dinlerdeki de peki düşmanlığa izin verir mi? Hayır. Ama bu yapılıyor günümüzde. Efendim İslam kullanılarak insanlara korku pompalanıyor mu günümüzde? Evet. Ya bu örnekleri uzatmayayım. Çoğaltabiliriz ve o yanlış örnekleri günümüz yeteri kadar var. Ama uzatmak istemiyorum. Müsaaden uzatmayalım. Evet. Bazıları dini bir morfin olarak, dini bir afyon olarak yorumlayabilir günümüzde. Ve bazı din müntesipleri de, bazı tırnak içerisinde sözüm olan indarlar da onların ekmeğine yağ sürecek ve bu manayı doğrulayacak bazı hal ve tavırlar yanlışlar da bulunabilirler. Ancak İslam elbette haşlar bir afyon değildir, bir morfin değildir. İslam hayatımıza hayat katacak, bize hem bu dünya hem de ahiret hayatımıza mutluluk verecek bir inanç sistemidir. Bunun altını çizmiş olalım. Diğer soru sorgulama meselesi. Hani İslam sorgulama falan din emirlerini sorgulayabilir miyiz diye sormuştun. İki üç cümle onunla alakalı diyelim isterseniz. Tam tersi esasında din sorgulamayı yasaklamaz. Tam tersi din esasında sorgulamayı emreder. Bir kimse hakikati buluncaya kadar sonuna kadar aklını kullanma ve sorgulama hakkına sahiptir din açısından. Bu manada sorgulamak bir işin, bir olayın, bir konunun hakikatini, gerçeğini, mahiyetini ve doğruluğunu öğrenmek amacıyla. Hani 5N1K diyorlar ya ne oldu, nasıl oldu, neden oldu, ne zaman gerçekleşti ve kim hakkında? İşte bu soruları esasında işlemektir sorgulama. Elbette sorgulayacağız. Ve sorgulamak bu noktada kişiyi geliştirir, özgürleştirir. Adeta bir bilinç üzere insana yaşamasını sağlar. Sorgulayan her malumat bilgi değil esasında bir ezberdir. Lütfen bu ifademe dikkat. Genç kardeşlerim ezberci kafadan kopyala yapıştırıcı bir insan, bir nesil ortaya çıkar. Kur'an bizden bunu istemiyor. Ve yeni sorunlar karşısında böyle ezberinde veya defterinde kayıtlı bilgi yoksa böylesi bir nesil, böylesi insanlar afallar apışıp böyle kalır. Ezberci kafa aynı zamanda empati kuramaz. Söyleneni tekrarlar ve kullanılmaya müsait bir insan haline gelir. Biri böyle der, ben falandan gördüm der, o yüzden bunu yapıyorum der. Kendi fikri bilgisi yoktur. Bugün insanlar sorgulamak deyince tabii ki genelde reddetmek, efendim hafife almak, küçümsemek ve alay etmek diye anlıyor. Bu doğru değil. Sorgulamak bir hakikat arayışıdır esasında. Mantıksal olarak gerekçelendirilen anlam ve amaçlı bir şey asla ve asla dogma değildir. O yüzden sorgulayabiliriz. Her nereye kadar sorgulayabiliriz? Tabii ki bir takım Rabbimizin cebri kadir olarak önümüze koyduğu bazı uygulamalar var. Bunları tabii ki sorgulamak çok doğru olmasa gerek. Ne gibi mesela? Hani bazı sorular vardır ya namaz niye 5 rekat? Efendim niye önce sünnet, niye önce farz şeklinde? Bunlar anlamsız sorgulamalar. Bu anlamsız sorgulamalardan ziyade efendim dinin ortaya koyduğu din diye yaşamış olduğumuz emirler, talimatlar bizi her şeyle beraber şuur haline gelene kadar, içselleştirene kadar elbette sonuna kadar sorgulanmalı. Uzmanlar tarafından bunların cevaplarını arama istikametinde bir arayış haline gelmeli ve ifade ettiğim gibi bu bir hakikat arayışıdır ve bir mümin sorgulama suretli hakikat arayışına girişmeli.
ve dinin emirlerini, bu noktada Kur'an'ın emirlerini ancak ve ancak sorgulama suretiyle özümseyebiliriz. O yüzden sorgulama bir ihtiyaçtır diyebiliriz efendim. Uzattım belki, kusura bakmayın lütfen. Bak estağfurullah. Yok çok faydalıydı bence Allah razı olsun Ali abi. Yani kendi adıma din morfin midir derken hani burada bir dini kötüleme gibi hemen bir tepki vermektense belki biraz daha düşünmeliyiz. Hani dinin kullanılmasına olan bir tepki aslında bu. Ve kendimiz adına da dini sorgulamak tabii ki hani zaten bir dinin mensubu sürekli hani efelen yakulün diyen sürekli akletmiyor musun sürekli oku diye başlayan bir diniz tabii ki de sorgulamamızı neye inandığımızı bizden isteyen bir din zaten niye niçin inandığımızı bilerek inanmamızı isteyen de bir din. Sizin söylediklerinizden çıkarak. Allah razı olsun Ali abi. Teşekkür ederiz aydınlattınız. Tamam. Diğer programımızda görüşmek dileğiyle inşallah Ali abi. Tekrar Teşekkür sağ ederim. olun. Çok iyi. Görüşmek üzere. Evet programımız devam ediyor kıymetli seyircilerimiz. Evet kıymetli seyircilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine güzel bir konumuz ve konuğumuzla devam edeceğiz. Konumuz namaz konusu. Aslımızın alimi Üstad Hazretlerinden okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Neslihan abla hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Amine Hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Sizleri gördük daha iyi olduk Neslihan abla. Çok şükür. Siz Çok nasılsınız? şükür. Biz deyiz elhamdülillah. Çok şükür hep iyi olalım inşallah Amine Hocam. Amin. İnşallah Rabbim bugünlerimizi aratmasın denir. İnşallah diyelim. Evet. Neslihan abla biz 9. sözü devam etmiştik. Kıymetli seyircilerimiz 1, 2 ve 3. nüktelerimizi birlikte Neslihan ablamızla yapmıştık. Bugün inşallah 4. nüktemize devam edeceğiz. Ben hemen 4. nüktemizle alakalı Neslihan abla şöyle yani 4. nüktede Üstad Hazretleri vakitlerin hikmetlerine giriyor. Namaz, 5 vakit namazın bize farz kılınanın birbirine gösterdiği işaretler bizlere neler hatırlattığına dair anlatıyor. İsterseniz ben sözü size bırakayım Neslihan abla buyurun. Ne demektir sabah namazı, ikindi namazı, öğle namazı bizlere neleri hatırlatır? Evet. Şimdi bu kainat aslında Cenab-ı Hakk'ın büyük bir saati hükmündedir. Gerçekten baktığımız zaman gece gündüz saniyelere benzetiyor. Burada Üstad Hazretleri baktığımız zaman diyor ki gece gündüz devranı saniyesi hükmünde. Dakikaları senelere benzetmiş. Yani seneler bu büyük saatin, bu kainat saatinin dakikaları hükmünde. İnsan ömrü, her bir insan ömrü, her bir tabaka insan ömrü bu da saatleri hükmünde. Her bir devirde yani asır diye algılayabiliriz bunu. Her bir insanlık ömrü, her bir asrı da gün olarak alıyor burada Üstad Hazretleri. Ve fecirden anlamaya başlıyoruz. Fecir saatinden. Fecir saati yani sabah namazına kalktığımız zaman nedir? Tan yeri ağarmaya başlamıştır. Artık karanlıklar yerini aydınlığa bırakmaya başlamıştır. O şafaktan güneş doğuncaya kadar biz ne yapıyoruz? Sabah namazını eda etmeye çalışıyoruz. Peki o sabah namazını eda ettiğimiz süre neye benziyor? Ana rahmine düştüğümüz veya düşme aşamasındaki o ana veya düşme aşamasından önceki andan düşeceğimiz ana benziyor. Çünkü gerçekten güneş de daha doğmadı yani bakarsak. Güneş de baktığımız zaman daha dünyaya gelmedi, vücuda gelmedi. Yani bir kararsızlıktan karara doğru bir meyil var. Yani baktığımız zaman burada insanın rahmi madere düşme aşaması. Tam yani tam biz rahme düştüğümüz aşama o an. Peki semavat ve arzın 6 gün içerisinde yaratılmasından 1. güne benziyoruz. Yani o 1. günde insan yoktu. Belki mahlukat da yani şu kadar mahlukat da yoktu. O 1. gün dedikleri zaten belki milyonlarca sene bize göre. Cenab-ı Hak katında zaman mevhumu yok. Zaman mevhumu bizim gibi varlıklar için yaratılmıştır. Yani sonradan yaratılmış varlıklar zaman ve mekan kaydındadır. Şimdi ne diyor burada? Bahar zamanına işaret eder. Yani aynı zamanda bahar. Ne oldu? Kış bitti. Şimdi toprak yeniden cemre düştü. Suya, havaya, ateşe cemre düştü. Yeniden canlanacak kainat. Yeniden bir işte elbiselerini giyecek, ağaçlar çiçeklerini takacak, meyvelerini takacak. Yani kainatta tekrar bir başlangıç var. Zuhur zamanına gelelim. Zuhur zamanında da gençliğimizin kemali. Yani gençliği bir ortalama 18 diye düşünürsek
kemali 30-40 civarı. Yani artık biz öğle namazını neye benzetiyoruz? Gençliğimiz kemal bulmuş. Yani sabah güneş doğmuş, öğlene kadar o gençliğe geliş aşaması bitmiş, gençliğin de bir kemalatı oluşmuş artık. Yani öğle namazına kadar artık bir kemalat meydana gelmiş. İnsanoğlunda bir kemalat meydana gelmiş. Yani aynen günün, güneşin doğumunun bir kemale ulaşması gibi. Aynı zamanda dünya hayatının, insanın yaratıldığı dönemini anlatıyor. İnsan olduktan sonra ne oldu kainat? Daha bir kendine geldi, daha bir anlamına ulaştı. İnsan da gençlik zamanında, gençliğin kemali zamanında daha bir anlamını buldu. Ne için var, ne için burada, ne yapması gerekiyor? Bunu tam manasıyla kavradı. İşte bu da tam öğle zamanı vakti. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın öğle zamanı, öğle namazı vaktindeki tecelliyatını bize anlatıyor. Orada da güneş tam gök, yani tam manasıyla tepemizde, en kemal noktada, en aydınlık noktasında, insan da belki en aydınlık vereceği noktada, en iyi idrak ettiği noktada bunu anlatıyor bize. Zuhur zamanı yaz mevsiminin ortasına, yaz mevsimi yani Haziran değil, Temmuz ve Temmuz. Yani tam yaz mevsimin orta, yaz mevsiminin orta kısmına işaret ediyor. Yani gün doğmuş, güneş kemale ermiş, sen artık o güneşin bütün güzelliklerini yaşamışsın, faydalanmışsın, güneşten faydalandığın orta kısma geçmişsin artık. Yani yazın ortasına geçmişsin. Yani ömrünün en önemli, en verimli çağını kullanmışsın. En güzel kısmını idrak etmişsin, artık orta kısmına geçmişsin. Ahir zaman peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetine işaret ediyor. Çünkü insanlık olgunlaştı, olgunlaştı, olgunlaştı ve en son asır zamanından pardon abla, asır zamanından bahsediyorsunuz değil mi? Şimdi seyircilerimiz karıştırmasın. Asır öğlen zamanına zamanı girdik. Özür dilerim. Evet, öğlen, hocam. Asır öğlen zamanına girdik. Evet. Asır zamanında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vücuda geldi. Yani insanlık bir kemalata ulaştı, ulaştı, ulaştı. Artık insanlık idrak edebilir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getireceği, göstereceği o güzel hakikatleri, kulluğu artık idrak edebilir bir kıvamda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği asra benziyor. Ve işte asr vakti de bize bunu anlatıyor. Mağrip vaktine geldik. Güz mevsiminin bitimi, mahlukatın gidişi. Yani nasıl ki güz geldiği zaman artık yapraklar dökülüyor, artık meyveler kalmıyor, dökülüyor yerlere, son meyveler dökülüyor, toprakta çürümek üzere. Baktığımız zaman mağrip vaktinde de artık güneş o güzel meyvesini, bütün icraatlerini ortaya koydu. Güneşle bütün varlık icraatlerini ortaya koydular. Bütün varlık güneşten etkilendi. Bir kemalat ortaya koydular. Artık güz mevsimi gibi kapanıyor. Yani verimin bitmeye doğru, hani yaprakların dökülmeye doğru doğru olduğu bir zaman dilimi. Aynı zamanda ne diyor? Dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini, yani dünya kıyametini kopardığı zaman, dünyanın kıyameti koptuğu zaman o dünya ne olacak? Onu bize hatırlatıyor. Kıyamet anındaki dünyanın harabiyetini bize hatırlatıyor. Akşam bu da mağrip. Özür diliyorum. Evet, yani sen buraları, bu noktaları hatırlatırsan burası da mağrip zamanı. Akşam vakti. O yüzden herhalde değil mi abi? Akşam namazının farzı sadece önce kılınır. Diğer hepsinin sünneti önce kılarız. Hani şey denir ya, kıyamet çünkü akşam vaktinde kopacağı için hemen namaz kılınacak ki namaz kılınmış olsun diye öyle bir hani söylenti mi vardır diye böyle bir bilgi vardır. Evet, evet, böyle bir bilgi var. İşa vaktine geliyoruz. Zulümat alemi, yani artık karanlık başladı. Güneşle artık, güneş arka tarafa geçti. Güneşi göremiyoruz. Güneş bize kendini göstermiyor. Biz güneşten istifade edemiyoruz. Ve bütün manasıyla nehar aleminin bütün asarı siyah kefeni giydi diyor Üstad Hazretleri. Sonra diyor kışın beyaz kefeniyle ölmüş yenin yüzünü örtmesini hatırlatıyor.
Yani ne oldu? Kış geldi. Beyaz karlar kefen gibi sardı yeryüzünü. Kefenledi yeryüzünü. Aynı şekilde benim de kefenleneceğim bir gün gelecek. Bana hem bunu hatırlatıyor, hem dünya üzerindeki kefeni hatırlatıyor, hem de dar imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını ve Kahhar Zülcelal'in celali tasarrufatını ilan ediyor. Yani dünya kapanmış bir vaziyette. Nasıl ki artık yeryüzünü karlar kapattı, kış kapattı, beyaz kefen kapattı, insanoğlunu beyaz kefen kapattı, artık kefenin içindeki insan ne olacak? Yani hükümsüz kaldı. O beden hükümsüzdür. Aynı şekilde ne yaptı? Dünya hükümsüz oldu. Dünya harabiyeti de gözükmeyecek bir vaziyette. Dünyanın hükmü kalktı. Artık başka bir aleme yolcuyuz. Gece vaktine geliyoruz. Gece yani yatsı vaktine girdiğimiz zaman kışı hatırlatıyor, kabri hatırlatıyor, alemini hatırlatıyor. Berzah aleminde çünkü bizler değişik değişik perdelerden geçeceğiz. Yani öyle bir yolcuyuz ki değişik değişik perdelerden o berzah hayatını yaşayacağız. Kabrimizi hatırlatıyor bize yatsı namazı. Çünkü yatsı namazı vaktinde genellikle işlerin sona erdiği, hatta çoluğun çocuğun belki bir şekilde uykuya daldığı, artık varlığın enerjisinin tükendiği, artık her şeyin uykuya hazırlandığı, hani insanoğlunun uykuya hazırlandığı bir zaman dilimi. Yani kabirde de artık bizimle hiç kimse beraber olmayacak. Mesela gece vakti kaç insanı kaldırıp işinizi yaptırabilirsiniz, değil mi? Aynı şekilde kabirdeyken kaç insanı yanımıza çağırıp işimizi yaptırabiliriz veya görüşebiliriz? Aynen bize kabir hayatını, berzah hayatını çağrıştırıyor yatsı namazı vakti. Gece teheccüd kabir gecesinde berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. Çünkü teheccüd namazı kendisi bir ışıktır. Berzah hayatı karanlık geçmesin diye orayı aydınlatacak bir ışıktır teheccüd namazı. Neden? Çünkü sen bütün sevdiklerini, bütün sevdiğin canını, rahatını, lezzetini, uykunu terk etmişsin. Aslında o karanlığını ışıklandırmışsın. Ufak bir lambayla da olsa abdestini almışsın, o huzura durmuşsun ve manevi ışıkları kavramışsın. O yüzden teheccüd namazı da berzahtaki ışığı hatırlatıyor bize. Ve bütün bu inkılabat için... Ben Evet, hocam anlat. ben şey dinlemiştim Nesan abla, yani teheccüd Kur'an-ı Kerim'in yüzde, hani gece vaktinde oluyor ya, Kur'an-ı Kerim'in %98'i zaten gece indirilmiş. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi geceleyin çok yeryüzüne, çok yani isimlerinin %99'u geceleyin tecelli edermiş. O yüzden hani teheccüd namazına kalkıldığı zaman ancak ondan istifade etmek o zaman mümkün oluyor. Diyor ki gündüz, yani o biraz tasavvuf hocamdı benim de, gündüz ibadet edenlere bir şey verilmez derdi. Yani gece kim kapısını açıyorsa, yani kim elini açıyorsa sadece onlara verilir. Esas ne diyeyim, manevi anlamdaki Cenab-ı Hakk'ın vereceği şeyler geceleyin dağıtılır derdi. Hoca Efendi de zaten gece ibadetinin üzerinde çok duruyor, yani kabir alemi, kabir hayatımızı aydınlattığı gibi, hani bu dünyada da bence kabri aydınlattığı gibi burada da insanın kalbini aydınlatıyor ve gerçekten teheccüd namazı kılan insanla kılmayan insan da bir olmuyor aslında. Hani onun kalbindeki ne diyeyim işte, hizmet etme zevki mi diyeyim, hani insanlara yardımcı olma, iyi huylar da bence çok daha fazla yerleşiyor ibadetle. Ve şey demişti, yani eğer bir insan bütün ömür boyunca teheccüd namazını kılarsa, yani hiç kaçırmazsa, ama o diyor hani öldükten sonra da onun bedeninin çürümemesine de bir şeymiş, bir vesile oluyormuş. Yani öyle insanların bedenleri çürümüyormuş kabre girdiği zaman, normal insanlar belki çürüyorlar ama sürekli teheccüd namazı kılıyorsa bir insan bütün ömründe, bu hani bir alışkanlık haline gelmişse artık, öyle insanların bedenleri çürümüyor diye de söylemişti. İnşallah yani teheccüd namazı da bizlere İnşallah Çok oturur güzel bir diyelim bilgi bu. vesileyle. Çünkü ruhunu aydınlattığı için kalbi aydınlanıyor. Kalp de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu insan bedeninde bir çiğnem et vardır ki o sıhhatli olunca bütün beden de sıhhatli olur. İşte dikkat edin o kalptir. O bozulunca bütün beden bozulur diyor. İşte kalbini sağlam tutunca zaten o vücudu cavidani kazanıyoruz. Vücudu cavidani demek ölümsüz vücut. Nuranileşmiş vücut demek. Nuranileşmiş vücutla siz buradayken Allah'ın huzurunda olabilirsiniz, hacca gidebilirsiniz, birçok yeri ziyaret edebilirsiniz. Mesela üstadın hapishanedeyken izin verilmeyen camide olması gibi.
Veyahut da Abdülhamit Han'ın hiçbir zaman hacca gitmediği halde her sene hacda görülmesi gibi, bu vücudu cavidani ile olabiliyor. İşte o vücudu cavidaniyi kazanan ruhlar kabirde çürümüyor etleri. Yani hani aynen şehit hükmünde o şekilde kalabiliyor. İşte bir de bir şey demek istiyorum Neslihan abla. Yani şöyle, bence çok yaptığımız bir hata çünkü yani neden teheccüd namazına kalkamıyoruz? Çünkü geç yatıyoruz. Yani bazı alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor bence, hani eğer öyleyse. Yani çok işte saat, o hocamız gene şey der, işte saat 10 yatağa kon diyordu. Hani saat 10 gibi yatılırsa ister istemez geceliğin kalkılıyor. Çok ama işte biz bunu 10-11 olursa, 1 olursa, 2 olursa, o zaman evet, zaten gece yatılıyor. Ve zaten bunu psikolojik olarak, fizyolojik olarak da, yani bazı çocukları hep derler ya, bizim çocuklarımız var malum. İşte yatırman lazım muhakkak 10 maksimum 11'de. Çünkü hormon salgılanıyor, büyüme hormonu, ve o saatte salgılanıyor geceliğin. O saatte uyumazsa insan eksik kalıyor, büyüyemiyor güzel. Yani onun gibi biz o saatte erken yattığımız zaman çok da dinç bir şekilde de kalkıyoruz. Bütün günün yorgunluğunu da atmış oluyoruz. Ama işte o saatimizi böyle başka şeylerle geçirirsek, yani ki yani şahsıma da söyleyeyim de, bu biraz şahsi olacak ama çok verimli bir şey de ben o saatlerde yapamıyorum. Ya eskiden öyle diyordum arkadaşlarım, ya ben o saatte verimli bir şey yapıyorum, o yüzden uyuyorum diyordum. Yani çünkü çok yorgun oluyorsun ya, aslında doğru yapıyormuşum. Yani o saatte uyumaya bence alıştırmak iyi olur kendimize, çünkü yoksa kalkılmıyor. Yani eğer geç yatarsak ister istemez teheccüd namazı bu sefer kalkıyor ki o kadar bizim için önemli bir namaz kulluğumuz adına diye düşünüyorum. Çok önemli bir nokta bu. İnsan da dergide yazmıştı. İnsanda mutluluk hormonunun salgılandığı zaman dilimlerinden bir tanesi gece seher vakti, yani teheccüd vakti. Sen uyanık olduğun zaman o mutluluk hormonu seni tesiri altında bırakıyor. Eğer sen kalkmadıysan, yataktan kalkamadıysan, uyanamadıysan, o mutluluk hormonunun salgılansa bile sen bundan faydalanamıyorsun. Baktığımız zaman, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, hikmetlerine baktığımız zaman aslında insanın huzuruyla direkt orantılı. Baktığımız zaman mesela teheccüdünü kılan ama bir kuru soğan ekmek yiyen bir insan çok daha huzurlu olabilir. Çok daha elinde imkan olan, sarayları olan ama namaz bilmeyen, teheccüd bilmeyen insanların yanında çok daha huzurlu olabilir. Geçen gün bir arkadaş dedi, Avrupa memleketlerinden birisinde %30 intihar oranı. Halbuki her şeyleri var. Neden intihar ediyorlar? Çünkü huzur, yani Allah'ın yarattığı bir metabolizma var ve bunun huzuru, mutluluğu bir şeylere bağlı. Yani Allah'la arasındaki sevgi bağını güçlendirmesine bağlı. Bu bağ neyle güçlendirecek? Allah için yaptığı, Allah'ın emirlerini yerine getirdiği zaman Allah için yaptığı şeylerle gerçekleştirecek. İşte bunlardan birisi de teheccüd namazı. İkinci sabahı da haşre benzetiyor Üstad Hazretleri. Tekrar bir haşir, tekrar dirildik. Artık neyle dirildik? Yani şu gecenin sabahı geldi, kışın baharı geldi, kış bitti, tekrar bahar geldi. Bu alem gitti, yerine öbür alem geldi. Bu alem bitti, yerine öbür alem başladı. Demek ki bu beş vaktin her biri mühim bir inkılap başıdır. Büyük bir tasarrufatı azimiye yevmiyenin artık hitama ermesidir. Rahmetin hediyelerinin dolduğu vakitlerdir. Yani her bir vakitte Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin farklı farklı tasarrufatını görüyoruz biz. Rahmetinin farklı farklı icraatlerini tadıyoruz biz. Bu yüzden her bir namaz vakti o rahmeti yakalamak için, o tecelliyatı yakalamak için, o sevgiyi, ilahi aşkı yakalayabilmek için bize sunulmuş çekirdekler, sermayeler hükmünde. Her bir vaktin hakkını verebilirsek gerçek huzuru da elde edeceğiz. Çünkü kalpler ancak Allah'ı anmakla itminana ulaşır. Amin hocam. İnşallah dua niyetine geçsin Neslihan abla. Allah razı evet. olsun. Allah sizden razı olsun inşallah. Evet. Bu cümleyle de bitirmiş olalım inşallah. Sağlıcakla kalın. Rabbim evet. gününüzü bereketli evet. eylesin inşallah. Amin. Sağ olun, zamanınızı ayırdınız. Allah razı olsun. Faydalandık bilgilerinizden Neslihan abla. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Amin hocam. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler abla. Evet kıymetli seyircilerimiz, programı hadis okumalarıyla devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbül gulubu ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Rabbim Kur'an-ı Kerim'i ve yaşanmış Kur'an olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hakkıyla okuyabilmeyi, anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi ve yaşatabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu hafta yine İhya-i Ulumiddin'den Dilin Afetleri bölümünden devam edeceğiz. Geçen hafta gıybet kısmıyla ilgili, gıybet konusuyla ilgili hadis-i şeriflerin tamamını okuyamamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kötü söz gibi suizan da haramdır. Kötü söz gibi suizan da aslında bir gıybet çeşididir. Yani bir başkasının kötülüklerini dil ile zikretmek haram olduğu gibi Müslümanlar hakkında kalben kötü düşüncelere sahip olmak da aynı şekilde haramdır. Buradaki kötü düşüncelerden maksat insanın irade ederek ve bilerek kalbinde kin beslemesi ve başkasının aleyhinde kötülükle hükmetmesidir. Yoksa insanın kalbine bir anlık kalbinden gelip geçen düşünceler affedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinin 12. ayetinde "Ey iman edenler zandan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır" buyurarak Rabbimiz suizanla dikkat çekmiştir. Suizan nedir? Hakkında tam olarak bilgi sahip olmadığımız bir konuda tahminde bulunup farklı düşüncelere girip bu konuda konuşmaktır. Allah muhafaza buyursun. Bu da gıybet gibi büyük günahlardan, gıybet gibi dilin afetlerinden birisi sayılıyor. Peki dili gıybetten korumanın yolları nelerdir? İmam Gazali Hazretleri bu konuda şöyle diyor. İnsan gıybetin kötülüğü hakkında varit olan hadisleri bildiğinde işte bütün bu okuduğumuz hadislerdeki tehditleri düşündüğümüzde korkar ve dilini başıboş bırakmaz. Diğer taraftan da kendi boşluklarını, kendi hatalarını, kendi kusurlarını düşünür ve gıybet etmekten kendisini alıkoyar. Değil mi? Gıybet ettiğimiz kişinin, gıybet ettiğimiz o husus hakkındaki kusurunu, hatasını kendimizde olduğunu düşünelim. Yani bu kusur bende olabilir, böyle bir kusur bende de varsa ve başkaları da beni konuşuyorsa diye düşünmeliyiz. Allah muhafaza. Yani birisi benim gıybetimi yaptığında ben ne kadar rahatsız oluyorum, ne kadar üzülürüm, ne kadar kahrolurum. Ben de bir başkasının gıybetini yaptığımda bu bir başkası için de geçerli. O da çok üzülür diyerek kendimizi bu işten alıkoymamız gerekiyor. Gıybetin caiz olduğu bazı yerler var. Gıybet gıybet edilebilecek yerler demeyelim ama yani konuşulabilecek, gıybeti mübah hale getiren bazı durumlar vardır. Örnek olarak şunlar söylenebilir. Maruz kalınan zulmü anlatırken, isyan içerisindeki birisini doğru yola getirirken, ehil birisinden fetva isterken, bakın durumumuzu, şikayetimizi ehil birisine söyleyip ondan bir fetva isterken, herkese değil, her insana değil, annemize, babamıza, komşumuza anlatmak değil, gerçekten bu konuda bana fetva verecek ya da beni rahatlatabilecek, beni ona karşı kin duymaktan, beni ona karşı sabırsızlıktan kurtarabilecek insanlara, ehil insanlara anlatmam gıybet olmuyor. Yanlış yoldaki birisinin şerrinden korunurken veya korurken söylenen sözler gıybet kavramı içerisinde müdahale edilmiyor, mütalaa edilmiyor. Ayrıca bir insanı bilinen lakabı ile anmak ve açıkça günah işleyen birisinin o günahını söylemek de gıybetten sayılmıyor. Mesela köylerde gerçekten hani bir insanın ismini, soy ismini söyleseniz anlayamaya, tanıyamayabilirler. Ama o insanın herkes tarafından bilinen bir lakabını onu çekiştirmek için değil de onu tanıtmak için söylersek bu gıybet içerisine girmiyor. Yine zalim idarecinin bidat içerisindeki birisinin ve fıskını açıkça yapan fasıkın gıybetinin de günah olmayacağı ifade ediliyor. Ancak bütün bunlarla birlikte insanın ihtiyatlı davranması, dikkatli konuşması gerekiyor. Yani Allah muhafaza buyursun, bu gıybet sayılmaz deyip de gıybetin dibine vurabiliriz Allah korusun. Buna da dikkat etmeliyiz. Peki gıybetin kefareti nedir? Birkaç hadis-i şerifte bunu
anlatmıştık. Yani bu bununla ilgili birkaç cümle geçti. Gıybet edenin hem işlediği günahından dolayı yüce Allah'a tevbe ve istiğfarda bulunması hem de gıybetini ettiği zata gidip helallik istemesi şarttır. Ancak bu durumda işlediği günahın cezasından kurtulabilir diyor İmam Gazali Hazretleri. Yani gıybet ettiğim kişi gıybet ettiğim neden dolayı bir affı mağfiret dileyeceğim ama gerçekten pişman olarak tevbe edeceğim. İkincisi gıybet ettiğim kişiye gidip ondan helallik isteyeceğim. Ona seni şu kişinin yanında şu şekilde şu cümleleri kurarak şu hareketleri yaparak konuştum. Senin hakkında bunları söyledim diyerek o insandan helallik istememiz gerekiyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte kimin yanında Müslüman kardeşinin haysiyet, şeref veya malı hususunda bir zulüm varsa o kimse kendisinde dinar ve dirhem bulunmayan bir gün gelmezden evvel gidip o kardeşinden helallik istemelidir. Çünkü o günde ettiği zulüm miktarınca onun hasenat ve sevabından alınır, gıybeti yapılana verilir. Eğer sevabı yoksa arkadaşının günahını yüklenir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki gıybetin en hafif cezası benim sevabımdan alınıp arkadaşıma gıybetini ettiğim kişiye verilmesi. Yani zaten öyle bir dönemde devirde yaşıyoruz ki sevap işlemenin, sevap kazanmanın zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde tırnaklarımızı böyle hani tırnaklarımızla kazıyarak elde ettiğimiz o sevapları Allah muhafaza gıybet ederek bir başka arkadaşımıza, kardeşimize vermek istemeyiz değil mi? Bir şahıs Hasan Basri Hazretlerine geliyor. Falanca adamın kendisinin gıybetini yaptığını söylüyor. Hazret bir tabak yaş hurma hazırlayıp o adama gönderiyor. Yanına da şöyle bir not düşüyor. Duydum ki sen kendi hasenat ve sevaplarından bana hediye etmişsin. Ben de o hediyeye karşılık sana bu hurmaları hediye etmek istedim. Lakin beni mahsur gör. Çünkü senin hediyene tam olarak mukabelede bulunmaya imkanım yok buyuruyor Hasan Basri Hazretleri. Yani kendisinin gıybetini ettiğini duyduğu kişiye ikramda, ihsanda bulunuyor. Ve sana teşekkür ederim. Bana sevaplarını vermişsin, sevaplarını, hasenatını hediye etmişsin. Ki hepimizin buna ihtiyacı var değil mi? Hasenata, sevaba. Ancak diyor, ben sana bu hurmaları gönderiyorum. Ancak senin sevabına mukabil, senin hasenatına mukabil verebileceğin bir hediye de bu dünyada yoktur buyuruyor Hasan Basri Hazretleri. Allah muhafaza buyursun bizleri bu dil belasından inşallah. Kovuculuk ve dedikodu kısmına gelelim. İnsanlar arasından laf taşıma manasına gelen dedikodu dilin afetlerinden bir diğeri olup Kur'an-ı Kerim'de insanları diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden fesatçıların vay haline diyerek onlar kınanmıştır. Ayrıca herkesi kınayan, söz taşıyan, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, kaba ve kötülükle maruf olanların hiçbirisine itaat etme buyuruyor Rabbimiz Kalem suresinde. İnsanları kınayan, söz taşıyan, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, kaba ve kötülükle muamele eden insanların hiçbirisine itaat etme deniliyor. Allah muhafaza. Bir de Ebu Leheb'in karısı Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz kovuculuk yapmasıyla, dedikoduculuk yapmasıyla anılıyor ve onun boynuna bükülmüş iplerden yapılan onu bükülmüş iplerden yapılan bir odun hammalına benzetiliyor. Allah muhafaza. Ebu Leheb'in karısıyla aynı seviyede, aynı konumda değerlendirilmek istemeyiz değil mi? Allah muhafaza buyursun. Öyleyse bu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte kovuculuk yapan cennete giremez buyuruyor. Kovuculuk yapan cennete giremez. Hasan Basri Hazretleri şöyle diyor. Sana başkasının sözünü naklederek dedikoduculuk yapan mutlaka seni de başkalarına ihbar etmektedir diyerek Allah muhafaza bu işi yapanların çirkin tarafına, çirkin yüzlerine de işaret ediyor. Allah muhafaza buyursun. Rabbim bizleri böyle olmaktan, bu hallerden muhafaza buyursun.
dilimizi tutabilmeyi, yerinde konuşabilmeyi, az konuşabilmeyi, gıybet etmeden konuşabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Hani günümüz ortamında gerçekten zor olabilir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybeti gönül rızasıyla dinleyen, kendisi yapmadığı halde onu dinleyen de gıybetçidir buyuruyor. Yani gıybet yapılırken bundan rahatsız olmuyorsak, buna elimizle dilimizle en azı kalbimizden buğz ederek karşılık koyamıyorsak biz de onlardan sayılıyoruz Allah muhafaza. Onlarla beraber haşrolma ihtimalimiz var Allah muhafaza. O yüzden hem gıybetten hem de gıybet edilen ortamlardan uzak olmayı istemeli, bol bol dua etmeliyiz inşallah bu konuda. Bugünkü konumuz, aktaracaklarımız bu kadar. İnşallah haftaya pazartesi günü Parisname programında saat 10.30'da görüşmek üzere. Kıymetli seyircilerimiz, hepinize teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için, katıldığınız için. Biz her pazartesi saat 10.30'da İBM YouTube kanalında sizlerle buluşuyoruz Parisname programımız olarak. Bekleriz inşallah haftaya da. Kanalımıza abone olmayı, katıl butonuyla katılmayı, abone butonuyla abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız bizim için önemli. Bizleri yönlendirici oluyor. Bekleriz yorumlarınızı da muhakkak. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Başka bir programda görüşmek dileğiyle.